destek verdim özel idaresinden. Sonra yetmedi tabii. Şu etrafını duvarda çit gibi şeyler yoktu projede. Böyle bir hani bu işi bu işe uygun bir mevzuat oluşturursa. İnşallah karpuz, bamya, marul maydanoz, patlıcan. Onlar da baharda. Diyor yapacağız. Kapıya biber geldi. Mayıs'ta. Altı geçirimsiz bir yer. Evet. Kum taşıdık. Hayvan ütücük gübresi taşıdık. Taşı bitmiyor. 10 sıra var. 3 sırası Albion, Portola ve Monterey diye devam ediyor. Hı. Hangisinden şöyle daha yüksek verim alırsak? Ama çok gerçekten emek verdik bayağı. Yani evet. Müdür Hanım'la bütün arazileri gezdik. Yerde böyle ahşapları fikri yok. Bu buraya ait bir şey. Gelmedin değil mi buraya hiç? Siz iki çay deneye durdunuz. İki çay deneye. Kıymetli arkadaşlar, Kuska destekli Serap projemizin son aşamasına geldik. Kurduğumuz kadın kooperatiflerimizle beraber üretimi yapmış olduk. Topraklı kesimde üretimi bugün son aşamasını da yaptık. Biber, domates, salatalık, fasulye ekimlerimizi kadın kooperatif üyelerimiz bugün ektiler. Bundan yaklaşık 2 hafta önce de topraksız kısma çileklerimizi ekmiştik. Çileklerimiz şu an çiçek açtılar. İnşallah 2 hafta içinde veya 3 hafta içinde artık çilek toplam. Yaklaşık 2 senenin emeği var. Bu seramızı 2,5 milyon liraya mal ettik. Kalkınma Ajansı ve Sayın Valimizin özel idareden destekleriyle gerçekleştirebildik. Bugünkü bütçeyle tabii 6-7 milyona yapamayacağımız bir tesis var. Buradaki amacımız seracılıkta modern üretim tesis yöntemlerini kullanmak. Toprak analizi dahil olmak üzere modern sulama, gübreleme yöntemlerini İnebolulu çiftçilerimize, serayla ilgilenen çiftçilerimize rehberlik niteliğinde bir uygulama merkezi kazandırıp uygulama tarım serası haline dönüştürmek. Çiftçilerimize aynı zamanda seracılıkta eğitim de veriyoruz. Teorik eğitim yanında burada inşallah pratik eğitimi de gerçekleştireceğiz. Tarım Müdürlüğümüzden görevli ziraat mühendislerimiz yaklaşık 2 aydır zaten teorik eğitimleri veriyorlar. Bu sezonla beraber pratik ve uygulamalı seracılık eğitimini de başlatacağız. Ben seramızın çiftçilerimize, kadın kooperatifimize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Aynı zamanda bir marka, Tarım İnebolu diye bir tarım markası oluşturuyoruz. Pazarlama stratejilerini de çünkü belirleyip hanımların, kadınlarımızın biraz daha ekonomik değer elde etmelerini, kazanç elde etmelerini de hedefliyoruz. Burada tabii konteynerlarımızda da paketleme makinesi, etiketleme makinesi de olacak. Bu şekilde hem İnebolu pazarında hem de İstanbul'daki İnebolu köy pazarında satışını sağlayacağız inşallah. Hayırlı olsun. Kadın kooperatifimize, Kalkınma Ajansı'na, Sayın Valimize, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Çok güzel örnek bir projeyi hayata geçirmiş olduk hep beraber. Orman mevzuatına şey de koyuyoruz, serayı koymamız lazım. Hem ihtiyacı hem borcu. Öyle mi? Ben doğru mu yapıyorum şu an? Biraz daha borudan uzağa gidin Sayın Kaymak. Öyle mi? Yani şöyle Z dikim yapıyoruz. Şimdi tamam. İyi mi? Evet. Bir çubuk bölgenin önümüze verebilir misiniz? Çilek.
hanımla. İyi de değil mi? Benimkiler tuttu mu? Seni Ahmet müdür nerede? Siz de gelin birkaç tane ekip. Şöyle yapayım. Ya, bir de şey.